Bir dakika daha geçmiyordu ki Deniz bir akor daha vermesin. Tutamıyordu kendini. Devam ediyoruz. E minör akorumuz. Kendisi böyle çok hüzünlü, cool bir akor. Birinci telin ikinci perdesine, ikinci telin üçüncü perdesine ve üçüncü telinde dördüncü perdesine parmak basıyoruz gençler. Kendisi şöyle oluyor. Birinci telin ikinci perdesi. Bir çapraz gidiyoruz yani. İkinci telin üçüncü perdesi. Üçüncü telin dördüncü perdesi. Bu bir E minör. Gelelim korkulu rüyam olan E majöre. Gelemiyorum. Gelmeye çalışıyorum fakat olmuyor. Bu Türkçe parçalarda bolca bulunan bir akor. Ben zaten Türkçe coverlar yapmaya giriştiğim zaman bayağı bir kabus yaşadım kendisiyle. Hala daha başka bir akordan buna geçince bayağı bir zorlanıyorum. Çünkü serçe parmağımı da olaya katmam gerekiyor ve zor. Şimdi neymiş? Dördüncü telimiz birinci perdemizle kesişince oraya bir parmakmış. Birinci telimiz... Dördüncü telimiz de az önce değil mi? Birinci telimizle ikinci perdemizin kesiştiği nokta, bir de üçüncü telimizle dördüncü perdemizin kesiştiği nokta. İşte serçe parmağın geldiği hayırsız yer burası. Şimdi kendisine geliyoruz. Dördüncü telimin birinci perdeyle kesiştiği yer burası. Sonra kaçıncıydı? Birinci telimin ikinci perdeyle kesiştiği yer şurası. Ve üçüncü perdemin, ay pardon, üçüncü telimin dördüncü perdeyle kesiştiği yer şurası. Gördüğünüz gibi serçe parmağımı hareket ettirmekte zorlanıyorum. Umarım siz başarırsınız. Bu da E majörümüz. Şu an özenerek koyduğum için parmaklarımı güzel çıktı ama bir yerden bir atlarken mesela minör gördüğünüz gibi koyamıyorum. Umarım siz koyarsınız. Son olarak da D minörü vermek isterim. Son olarak dediğim bu videonun sonu. Videolar asla bitmiyordu. Umarım bunları net görüyorsunuzdur. Çünkü arkalarında adeta tezim var. Neyse. D minörümüze geldik. Kendisi R minördür. İkinci telin birinci perdeyle kesiştiği yer. Üçüncü telin ikinci perdeyle ve yine dördüncü telin de ikinci perdeyle kesiştiği noktalara koyduğumuzda D minörü elde ediyoruz. Şöyle de bir şey var. Şunu koymamış olsaydık F majör olacaktı. Yani F majörden D minöre geçeceğiniz zaman yalnızca şurada bir parmak eklemeniz kafi. Kafi. Zihnimde söyleyemedim resmen. Kafi. Yani ne dedik? Şeyin konuşamadım. İkinci telin birinci perdeyle kesiştiği nokta. Daha sonra dördüncü telin ikinci perdeyle kesiştiği nokta. Ve bu bir de üçüncü telin ikinci perdeyle kesiştiği nokta. Şu yüzük parmağı hemen şu orta parmağın altındaki tele geliyor yani. Bu da D minörümüzdü. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın. Kolaylıklar efendim. Bay bay.